bir evi anaokulu yaptım. Şimdi orada da 3-6 yaş çocuklar için 16 sene olmuş. 16 senelik bir anaokulu. 30-35 çocuk maksimumla. İşi de... Gel. Aşağı alalım. Aşağı alalım. Kurulmuş bir kimlik var. Okula gidiyor. 5. sınıf. Arkadaşları var. Kurallar var vesaire. Birdenbire değişiyor. Ama ne için değişiyor? Yetişkin olmak için bir döneme giriyor. İşte bu dönemde öğrendikleri her şey sıfırlanıyor. Vücudu sıfırlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir köprü ve geçiş. Buyurun. Nerede şey acaba? 6 ay önce. Burada şimdi çıktı mı? Ne oluyor bu çocuklara? Nedir bu çocukların derdi? Değil mi? Ben bugün şöyle başlamak istiyorum. Biraz sonra göreceksiniz. Bana ben 18 yaşına kadar görüyorum. 0-18 yaşına çalışıyorum. Bir de anne babalarla çalışıyorum. Yani aile terapisti olarak çalışıyorum. Bireysel yetişkin görmüyorum. Çok önemli bir şey. Yani benim yapabileceğim bir şeyse tabii. Ama asıl çalışma alanım bu. Bana birçok ergen geliyor. 12-18 yaşında. Nedir bunların şikayetleri diye baktığımda birincisi her şeye karşı çıkıyor. İkincisi hep o biliyor. Üçüncüsü bir gizliliktir gidiyor. Evet. Hiçbir şeyini söylemiyor. Doğrudur. Odasına girdi çıkmıyor. Aynen. Pis. Doğru dürüst banyo sakamıyoruz. Saçı başı yağ içinde dolaşıyor. Dişini bile zor fırçalatıyoruz. Giydiği giysileri Allah vermesin. O kadar kötü. Her gün bana soruyor ne giyeyim diye. Kızım bu güzel, oğlum bu iyi. Çıkarım. Yani benim söylediğim hiçbir giysiyi giymiyor üstüne. Gidiyor başka bir şey giyiyor. Çünkü benim beğenmem onun için kötü bir şey. Buyurun. Karşı cinsle ilgi yaptı. Başarısı düştü. Okula gitmek istedi. Ve çok öfkeli. Bana bu şikayetlerden geliyor çocuk. Evet. Ne oldu diyorum ben. Pırıl pırıl çocuğum, kızım, oğlum var ya. Geçen gün bir anne İstanbul'dan telefon ediyor. Tanıdığım da bir aile. Ayşe abla diyor bana. Ayşe abla diyor, kızımı kaybettim. 12 yaşında. Ne yapıyor dedim. İstanbul'da oturdukları için mesela bazı aileler diyor saat 11-12'ye kadar izin veriyorlar. Ben veremem diyor. Aslında bütün bilim adamlarının söylediği bir şey var. Bu biyolojik bir süreç. Bu bir süreç. Üstelik de bu dönem genç için kutsal bir dönem. Adeta bir ibadet gibi gizliliği olan kutsal bir dönem. Bu gösterdiği davranışlar çocuğunuzun sağlıklı geliştiğini gösteren davranışlar. Onu tartışırız ama önce bu davranışları bu çocuklar niye çıkarıyor? Bir onlara bakalım. Olur mu? Öfkeliler, çok hırslılar, çok sinirliler, çok kızgınlar. Neden? Çünkü bizim tutum ve davranışlarımızı, kullandığımız sözcüklerin arkasını anlıyor bu çocuklar. Arkasında ne var biliyor musunuz? Benim kalıplarıma, benim beklentilerime uymazsan senin değerin yok algılıyor çocuk. İkincisi, sen benimsin. Sen benim, ben senin her şeyine karışırım, biz senin her şeyine karışırız. Ne istersek onu yaparsın algılıyor. Düşünün neler söylüyorsunuz çocuklara size kızdığı zaman. Kafanızı salladınız. Doğru değil mi? Onun için öfkeliler. İşte çocuklar sizin davranışlarınız, sözleriniz ve bazen mimikleriniz. Hiçbir şey söylemesiniz bile beden duruşunuzla sizin davranışlarınızı kendini değersiz, küçük ve yok olarak hissediyor. Onun için de öfkeliler. Halbuki o ne yapmak istiyor biliyor musunuz?
daha sonra söyleyeceğim. Sizden uzaklaşıyor ve gizli. Neden gizli? Duyguları ve bedensel değişimi onun tam anlamadığı bir dönemde. Düşünün 11-12, tabii ki çocukların yaşları, bireysel farklılıklarına göre değişiyor büyüme hızı. Tüylenmeler, kırılanmalar, gözlerde büyümeler, eller uzuyor, boy uzuyor, saçı, başı, sivilceleri, gözü, burnu, her şey değişiyor. Düşünebiliyor musun? Bedeni değişiyor ve bu çocuk bunu bilmiyor. Gizliyor kendisini. Niye gizliyor? Çünkü kabuk değişti. Kabuk değiştirmek çok acı. Kaç defa kabuk değiştiriyor üstelik? Çok acı ve durumu size göstermek istemediği için. Düşünceleri kabuk değiştiriyor. Duyguları kabuk değiştiriyor. Bedeni kabuk değiştiriyor. Fiziksel gelişimi kabuk değiştiriyor. Sosyal değerleri kabuk değiştiriyor. Bunun için de her şeyi gizliyor. Büyüyecek, gelişecek, işte o zaman o odadan gerçekten çıkacak. Genç için çıplaklık demek bu. Eğer sizinle bütün gün beraber olursa, çırılçıplak gözünüzün önünde olmak demek. Onun için sizden değil uzak durması, size kendini göstermek istemediğinden uzak durması. Gizliliğe karşı kendisini gizli, kendisini anlamaya çalışıyor bir kere ve kendisini keşfetmeye çalışıyor. Lütfen halden anlayın.